Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konumuz var. Bir konumuz değil, birçok konumuz var. Bugünkü konumuz hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle ebeveynleri. Çünkü çocuklarımızı konuşacağız. Çocuklarımızın daha sağlıklı büyümeleri için, büyüme gelişmeleri için, onları obeziteden korumak için daha dikkatli olsunlar, daha zeki olsunlar diye öyle güzel önerilerim olacak ki lütfen bunları not edin diyorum. Bir de sizler için sürpriz bir konuğum olacak. Kim mi? Hadi size sürprizimi birazdan göstereyim. Buyurun mutfağımıza geçelim. Çocuğumuz bir elmayı ısırırken dişleri... Çene kasları gelişiyor. Çene kasları gelişince çene kemikleri de büyüyor. Yağlı fırın tepsisinde. Bakın hiç içerisine yağ koymuyorum. Dilimlediğim patateslerimi biraz suda beklettim. İsterseniz üzerine birazcık da baharat ekleyerek renklendirebiliriz. İşte sizler için sürprizim. Kardeşim Kıvanç Cebesoy, diş hekimi, ortodonti uzmanı. Özellikle çocuklarımızın diş gelişimiyle ilgili bize püf noktalar verecek. Biliyorsunuz beynimize en yakın organlarımız neresi? Dişlerimiz. Diş sağlığı çok önemli. Özellikle çocuklarda büyüme gelişmede, değil mi Kıvanç'cığım? Yaşken eğilir deriz bize. Sağlık da nerede başlıyor? Ağızda başlıyor, dişlerimizde başlıyor. Düzgün sıralanmış dişleri hep hayal ediyoruz. Burada böyle dişler görüyorum ben. Evet, bunlar bizim tedavide kullandığımız çeşitli mekanikler. Çünkü ortodonti olarak bizim ilgilendiğimiz bölge aslında düzgün sıralanmış dişler, evet, düzgün bir yüz profili, çene profili, artık biz yumuşak dokuları da içine alan, daha estetik, daha düzgün bir görünüm nasıl yakalayabiliriz üzerine çok çalışıyoruz. Bunun için de size bazı materyaller de getirdik, uyguladığımız tedavi yöntemleriyle ilgili. Şimdi ben burada hemen araya giriyorum. Diş tedavisi gerçekten çok önemliymiş. Benim de dişlerimde çapraşıklık vardı. 43 yaşında kardeşim benim dişlerime bir tel tedavisi uyguladı ama şu görünmez tellerden taktı bana. 6 ayda inci gibi dişlerim oldu. Ama Kıvanç, herkes bana ne diyor biliyor musun? Yüzüne botoks mu yaptırdın, ne yaptırdın? Hayır diyorum, sadece diş teli taktırdım ve dişlerim düzeldi diyorum. Ama ifadeye gerçekten çok etkiliyor, evet, değil mi? Ben insanlarla ilk karşılaştığımda dişlerine bakıyorum. Gerçekten acaba bu benim mesleğimden kaynaklı mı diye düşünüyordum. Ben mi acaba sadece dişe odaklıyım? Evet, toplumda çoğu insan karşılaşma anında ya da konuşma anında dişlere odaklanıyor. Dolayısıyla dişlerinizde olacak en ufak bir değişiklik, gerçekten sizin yüzünüzü değiştirebilecek bir anlam katabiliyor, olgu katabiliyor. Mesela ön dişlerinizin 1 milimetre kırıldığını düşünürseniz hiç gülmek istemezsiniz. Eliniz sürekli böyle olur. Ya da dişin diğer dişin üzerinde olduğunu düşünürseniz gerçekten konuşmakta da zorluk çekersiniz. Dişte biz aslında 3 çeşit fonksiyonu var. Yemek yemek fonksiyonu, estetik fonksiyonu ve konuşmamızı etkileyen bir olgu. Biz dişleri sıralarken ya da tedavi sırasında hep dişler ve çene kemikleri üzerine hep çalışırdık şimdiye kadar. Artık dünyada konsept olarak bu değişti. Biz dişleri ileri ya da geriye iterken çene üzerinde dudakların ve yanakların estetik noktalarını da işaretleyip planlamamızı o şekilde başlıyoruz. Yumuşak doku analizleriyle. Bu da dediğin gibi çok doğru. Tedavi sonrasında yüzüne botoks mu yaptırdın, dudaklarının görünüşü mü değişti, burun ucunda bir estetik bir operasyon mu oldu diye. Tedaviyi planlarken artık yumuşak dokuların üzerinde yaptığımız analizler bize daha doğru bir sonuca götürüyor. Ya bu bizim hem görünüş olarak güzel olmamızı sağlıyor ama aynı zamanda doğru konuşmamızı da sağlıyor. Peki çocuklarımızla, ben şimdi bunu 43 yaşında yaptırabildim ama sence en iyi yaşı hangisi? Yani kaç yaşında çocuklarımıza bunu yaptırmamız şimdi gerekiyor? Şimdi tedavilerde biz 3 çeşit tedavi uyguluyoruz. Bir fonksiyonel tedavi dediğimiz, çocuklarımız büyürken müdahale edebiliyoruz. Nasıl işte şişmanlarken biz vücut sağlığını koruyucu bir tedaviyle yaklaşıyorsak çocuklarımıza, aynı şekilde büyüme gelişim dönemlerinde çene kemiklerinin üzerine uyguladığımız kuvvetlerle çene kemiklerindeki asimetrileri, yamuklukları, kötü oluşumları düzeltebiliyoruz.
biliyoruz. Ve bu bizim yaptığımız en iyi tedavi. Yani bizi çok mutlu ediyor bu erken yaşta yaptığımız tedaviler. Peki bu tedavilerde direkt telle mi başlıyorsun yoksa tel takmadan da çözüm ulaştırdığın vakalarda oluyor mu? Ortopedik tedaviler, aygıtları kullanıyoruz. Ortopedik yani yüz maskeleri kullanıyoruz. İşte çenelikler kullanıyoruz. Çünkü uyguladığımız tedavi dişler üzerinde, dişleri düşünmüyoruz. Çünkü ağızda zaten süt dişleri oluyor o dönemde. Ama sadece biz bazı tahminler yapabiliyoruz. Bilgisayarda 3 boyutlu modellemelerle yapıyoruz bunu. Ne olacak? Yani 3 sene sonra ne olacak? Büyüme nereye doğru gidiyor? Bunları görüyoruz. Yediğimiz gıdalar, işte buradaki gıdalara da bakıyorum. Evet Kıvanç, o kadar... yani bu o kadar önemli ki. Yani yediğimiz gıdalar, işte çikolataları çocuklar çok seviyor. Evet. Bir dahili uzmanı, iç hastalıkları ve obeziteyle yıllardır çalışan bir hekim olarak işte şu gördüğünüz çikolatalar çocuğumuza kilo aldırıyor. Ama bizim görmediğimiz dişlerine ne yapıyor? Kilo aldırırken de çene yapısını bozuyor aslında. Şimdiki çocuklarda hani ben çok sık gözlemliyorum. Bazen seninle böyle gezerken de işte ya işte obezite problemiyle boğuşan insanları çok sık görüyoruz. Sonra ben şey diyorum, dişlerini gördün mü? Bak dişlerinde de çok ciddi çapraşıklar var. Yumuşak gıdalar çenelerin üzerine güçlü bir kuvvetle basmayınca çene kemiklerimiz gelişemiyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani halterle uğraşan bir insanın kol kasları gelişir. Evet, eğer yediğimiz yemeklerin de bir şekilde daha az yağlı, daha sert, daha böyle çenemizi yoracak. Mesela bir elmayı yemek. Evet. Çocuğumuz için daha sağlıklı. Neden? Çünkü çocuğumuz bu elmayı ısırırken dişleri, çene kasları gelişiyor. Çene kasları gelişince çene kemikleri de büyüyor. Şimdi bir elma ortalama 50 kalori ama siz elma yerine çocuğunuza koca bir dilim mesela pasta yedirdiğinizde, çikolatalı bir pasta yedirdiğinizde ya da bir poğaça yedirdiğinizde bu ne anlama geliyor? Yumuşacık bir gıda ya da bir çikolata ağzına attığında hiç ya da elma suyu. Şimdi birazdan onları konuşacağız. Bunları içtiğinde ne oluyor? Ağzına çiğneme eylemi yapmadan. Ya, yorulmuyor. Zaten çok konuşan bir toplumda değiliz artık. Teknoloji çağında herkesin elinde telefonlar. Yani çenemizi güçlendirmemiz lazım. Çenelerimiz üzerine uyguladığımız yanlış kuvvet de mesela büyüme döneminde çocuk ders çalışırken sağ elini çenesine koydu ve sol eliyle yazı yazıyor, test çözüyor ve bu test çözme alışkanlığı günde 6-7 saati bulabiliyor. Televizyon izlerken de elini buraya koyuyor. Evet biz bu çenede yamulma görebiliyoruz. Bakın bu çok önemli. Bir dakika. Şimdi çocuk elini böyle koyduğu zaman ve yazdığı zaman bu çocuğun çenesinin yamulmasına neden olabiliyor. Anneler aman ha aman dikkat. Çocuğunuz test çözerken elini lütfen böyle koymasın. Bakın ne kadar küçük bir ayrıntı ama çocuğunuzun çene değişimine bile neden olabilecektir. Mesela hep sağ tarafa yatan davranış. Ya da hep sol tarafa yatan. Yani büyüme döneminde çocuklarımızı, gözlerimiz çocuklarımızın üzerinde olması lazım. Gerçekten hem metabolizmalarını hem diş sağlıklarını çok hızlı bir şekilde tamamlıyorlar. Ve büyümeleri bittikten sonraki biz bunu 14-15 yaşlarında artık bu ergenlik dönemi büyüme atılımından sonra çok ciddi bir büyüme beklemiyoruz çocuklarda. Bu dönemde işte biraz acele etmemiz lazım. Yani bir 10 yaşında, 9 yaşında ortopedik çene problemlerini nasıl tedavi edebiliriz diye bir düşünmek 9-10 lazım. 9-10 yaş. İlk çocuk doktoruna götüreceğimiz evet. Yaş. Sonra? Diş çapraşıklığına üzülmeyin, dert etmeyin. Diş çapraşıklığı 60-70 yaşında tedavi edilebilir ve çok kolay tedavi edilebilir. Bakın benim 43 yaşımda. Benim 43 yaşımda yaptı evet. Ama benim birçok hastamda da Kıvancığım aynı oldular. Onların da 60-65 yaşlarında inci gibi dişleri çözülen onlarca kesinlikle yani sağlıklı oldu. Bir şekilde güzel bir gülüşlü ömür boyu yaşayabilirsiniz. Yani ve bu son derece konservatif bir protez ya da herhangi bir kaplama yapmadan kendi dişlerinizi kullanarak dişlerinizi daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Ve bunda da kesinlikle yaş sınırlaması yoktur. Yani istediğimiz yaşta diş dili tedavisi yapabiliriz. Ortopedik bozuklukların büyüme döneminde geç kalındığı zaman ben özellikle vurgulamak istiyorum. Büyümenin tamamen bittiği 20 yaşından sonra orta gnatik cerrahi dediğimiz çene yüz bölgelerinde küçük cerrahi, plastik cerrahi müdahalelerle ve diş telleriyle yine %100 başarılı çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. İşte teknoloji varsa kullanıyoruz. Çocuğumuzun dişinden başladık, gelelim beslenmesine. Şimdi biz anne babalar eskiden hep ne derdik? Çocuğumuzun yediği helal, giydiği haram derdik. Ama artık bu bilgiden ya da bu atasözümüzden biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bugün çocukluk çağı obezitesi başta dünyanın birçok yerinde en büyük problem olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki en büyük problemlerden biri olacak gibi görünüyor. Çocuklarımızı kötü yemekten korumayı da öğrenmemiz gerekecek. Biz bugün şunu biliyoruz, çocukken kilolu olan insanların %30'u büyüdüğü zaman
kesinlikle obez olacak demektir. Fazla kilolu ya da balık etliliği bunun içine katmıyorum bile. Bugün anne babada şişmanlık varsa çocukta şişmanlık olma riski %95'lere çıkıyor. Yani biz bu durumda şunu yapıyoruz. Çocuğumuza dikkat ederken aslında kendi yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklere de çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela çocukların en sevdiği yiyecekler nelerdir? Atıştırmalıklar. Atıştırmalıklar değil mi? Paketli gırdalar, çikolatalar. Mesela bakın şu çikolata. Bakın iki parça çikolata yediğinde şu şekilde. Görüyor musunuz? Bu ne demek? Dört parça şöyle küp şeker yediği anlamına geliyor çocuğumuzun. Ve bu bakın ağızda bir saniyede, iki saniyede emiliyor ve gidiyor. Çiğneme eylemini hiç yaptırmıyoruz çocuğumuza. Midede hiç yer kaplamıyor. Hiç midede yer kaplayan bir yiyecek değil gördüğün gibi. Ne yapıyor? Direkt yağlanmaya neden oluyor. Çocuğumuzu doyurmuyor, çiğneme eylemi yaptırmıyor. Aslında bu basit şekerler şöyle de yapıyor. Dişi tabii hiç sevmiyoruz. Özellikle şu beyaz şekerler bizim için hani bir zehirden farkı yok. Çünkü dişleri en hızlı çürüten doğadaki şeker bu. Bu basit şeker basit asite dönüşüyor. Yani ağızdaki bakteriler tarafından çok hızlı bir şekilde asite dönüşüyor. Asit ne yapıyor? Dişlerimizi çürütüyor. Evet, dişlerimizi çürütüyor. Asıl tehlikeli olan ne biliyor musunuz? Türkiye'de en çok karşılaştığımız diş kaybı nedeni çene kemiklerimizi çürütüyor. Çene kemiklerimizi çürütüyor, diş etlerimizi hasta yapıyor ve birden bütün dişlerimiz sallanıp dökülebiliyor. Ve çocuklarımıza kilo aldırıyor, obezite yapıyor, karaciğer yağlanması yapıyor, insülin direnci yapıyor. 9 yaşında 80 kiloya 90 kiloya çıkan çocuklar var. Bir bakıyoruz tansiyon hastalığı şeklinde karşımıza geliyor. Biz artık çocuklarımıza lütfen paketli uzun ömürlü bir tür çikolataları yedirmeyelim. Onun yerine evimizde şu şekilde kurutulmuş meyvelerden olan bunlar serttir. Yani bunu çiğnerken de çenesinde gerçekten mesela sen bir tane bir çiğne yapar. Bakayım sayın doktorum. Teşekkür ederim, çok severim. Çok sev. Bakın. Bakın nasıl bir çiğneme eylemi yapıyor, görüyor musunuz? Evet, sert yiyeceklerden korkmayın. Bazen şöyle düşünür hastalarımız, sen acaba dişime zarar mı veriyor? Hayır. Kullanmadığınız taraf, yani eğer sağ tarafınızda yemek yiyorsanız, sol tarafınızı kullanmıyorsanız sol tarafınızdaki dişler bilin ki çok hızlı bir şekilde çürüyecektir. Sol tarafınızdaki diş etleriniz çok hızlı bir şekilde iltihaplanacak, çişecektir ve oradan kurt gelecektir. Yemek yemekten, sağlıklı şeyleri tüketmekten ve çiğnemekten lütfen korkmayın. Ve çift taraflı yemelerinde hani ağız sağlıkları için öneriyorum. Çünkü kullanılan bölge tertemiz kalıyor. O zaman ilk yapacağımız davranış değişikliklerinden bir tanesini çikolata, paketli uzun ömürlü, çabuk ağızda eriyebilen, çiğneme elime yaptırmayacak yiyeceklerden çocuklarımızı uzaklaştırıyoruz. Onun yerine evde bu şekilde kuru meyvelerden oluşan ya da yaş meyvelerden oluşan çocuğumuza çiğneme eylemi yaptıracak, midesinde yer kaplayacak. Evet. Gıdaları doğada yaratılmış, doğada olan yiyecekleri vereceğiz. Paketin içine giren yiyeceklerden uzak duracağız. Bir de çocukların en sevdiği içeceklerin başında ne geliyor? Gazlı içecekler ve meyve suları geliyor. Evet. Bak şu bir bardak meyve suyunu ya da gazlı bir içeceği gördüğümüz zaman bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bunun içerisinde ne var? Şeker var. Şeker var. Sen bunu eline al. Kaç tane şeker olduğunu sana göstereyim bunun içerisinde. Bakın. Ne içiyor? Çocuk altı üstü bir gazlı içecek içti diyorsun. Böyle bir bardağın içinde en az 12 küp şeker var demek. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bunu küp şeker. Bunu asla çocuklarıma yedirmem. Mümkün değil ama bunu içirebiliyoruz. Yani bunun bu olduğunu bilmiyoruz çünkü. Evet, 12 küp şekerin ekmek karşılığı ne biliyor musun Kıvanç'cığım? 2 küp şeker, 1 dilim ekmek siz çocuğunuza... Sadece böyle bir gazlı içecek içirdiğinizde bakın şöyle 4 dilim ekmek yedirmiş oluyorsunuz. Evet, bunu da kesinlikle yedirmem. Evet, değil mi? Bakın bir bardak gazlı içecek, 12 küp şeker, 4 dilim ekmek demek. Çocuk hiçbir şey yemiyor. Peki çocuğunuz ne içiyor? Bunun farkında mısınız? Bir gün bize Kıvanç'ın bir hasta geldi. Annesine söylemiş oydu. Çocuğumuz 12 yaşında yaklaşık 92 kilo ağırlığında bir çocuktu. Hocam dedi benim çocuğum hiçbir şey yemiyor dedi. Bu çocuk nasıl kilo alıyor dedi ben anlamıyorum dedi. Biz de şunu yapıyoruz. Hasta ilk muayene ettikten sonra bir hafta bir beslenme günlüğü yazarak bize gelin diyoruz. Bakalım çocuk ne yiyor ne içiyor. Çocuğun beslenme günlüğü geldiğinde şöyle yazıyordu. Sabahleyin bir dilim ekmek bir dilim peynir yanına bir bardak
meyveli, meyve aromalı katkılı bir süt içiyor çocuk. Öğlenleyin işte eve geliyor, bamya yemeği yiyor, yanına pilav yiyor, yanına bir bakıyorsunuz bir bardak limonata içiyor. İkindi de oluyor, annesi bir kek yapmış ama diyor çocuk bir kek yemesin mi? Yanına bir bakıyorsunuz hazır meyve sularından bir tane meyve suyu içmiş oluyor. Akşam yine bir bardak gazlı içecek. Ben şunu söylemiştim o zaman hastama, sizin çocuğunuz yiyerek değil içerek kilo alıyor. Evet. Çoğu zaman bunun farkına varmıyoruz. Olmadan. İşte çocuk ne yaptı? Bir sıcak çikolata içti. 6-7 dilim ekmek yedi anlamına geliyor bu. Çocuğumuzun içtiği içeceklerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bizim en milli alışkanlığımız ne? Şu gördüğünüz ayran, yoğurt, kefir değil mi? Bunlar mutfaklarımıza giriyor mu? Bizim artık mutfağımıza giriyor. Tabii biz ailece evet. Çok sağlıklı besleniyoruz hep birlikte. Çok şükür diyelim. Bu gördüğünüz ayranı, yoğurdu, kefiri artık mutfaklarımıza daha sık koyacağız. Gazlı içecekleri, hazır paketli meyve sularını evimize asla almayacağız. Hatta ben size şunu da önerebilirim. Eğer çocuğunuzda kilo problemi varsa lütfen çocuğunuza meyve suyu da içirmeyin. Hazır meyve suları ya da evde sıkılmış meyve suları düşünün. Bir bardak meyve suyu sıkıyorsunuz. İçerisine en az 4 tane portakal koyuyorsunuz. Ama çocuğa 4 portakalı verseniz çocuk bu 4 portakalı yiyemiyor. Değil mi? Bir de bu portakal suyunu içtikten sonra dişini fırçalamıyor galiba. Ya işte bu da çok önemli. Yani bu metabolizmamız ya da vücudumuzun şeklini tamamen değiştirirken çenemizin ve dişlerimizin şeklini de değiştiriyor. Zaten tıpta şöyle bir şey var. Yani hani bizim dişlerimize yararlı olan bir şey vücudumuza zararlı olmuyor. Ya da vücudumuza yararlı olan bir şey dişlerimize zararlı olmuyor. Şu masada gördüğünüz her şey işte sağlıklı güzel bir sebze yemeği, bol vitaminli, mineralli. Bunların hepsinin dişlere de çok ciddi zararı var. Yararı var. Zararlı olan ne? Vücudumuza zararlı olan yiyecekler. Şimdi dedik ya Kıvanç, dişlerini yani bir şey yedik, içtik, dişlerimizde birikiyor. Bir çocuk dişini sence günde kaç defa fırçalamalıdır? Ya da nasıl fırçalamalıdır? Kaç dakika fırçalamalıdır? Aslında öğünlerden sonra mutlaka fırçalaması gerekiyor. Çünkü yarım saat içinde yediğimiz, tükettiğimiz gıdalardaki şeker bakteriler tarafından kullanılıyor ve asite dönüşüyor. Yarım saat içinde sofradan kalktıktan sonra dişlerimizi de fırçalamamız lazım. Hemen bunu not alıyoruz. Çocuklarımız yemekten kalktıktan sonra yarım saat içinde mümkünse dişlerini fırçalatıyoruz. Evet, bu şekilde hızlı bir şekilde ağız asitesini düşüren işte gıdalar olsun, çikolatalar olsun, işte ekmek olsun. Bunlar hızlı bir şekilde ağzın asit oranını aşağıda yukarı doğru çıkarır. Asitli bir ağızda diş eti, diş ve çene kemikleri üzerinde çok yıkıcı, tahrip edici durumlar söz konusu. Dişlerimiz 12 yaşında tamamlandığını düşünürsek ömür boyu bizimle beraber sanki biz dişlerimizi belli bir süre kullanacakmışız gibi düşünüyoruz. Hayır, evet, süt dişlerimiz dökülüyor, sonra daimi dişlerimiz geliyor. Ve insanların inanın yaşlılıkta bu dişleri daha çok ihtiyacı oluyor. Çünkü mide problem, başka hastalıklarla da uğraşılabiliyor. Çaplaşık dişlerin çürüme hızı. Evet, bu gerçekten önemli. Mesela hasta diyabet gelmiş 50 yaşına, böbrek yetmezliği olmuş, gözlerini görme problemleri var. Bir de dişte problem olduğu zaman. Bunu yemesi lazım o hastanın. O diyabeti olan bir hastanın bunu yememesi lazım. Evet. Yani bunu yememesi lazım. Bunu yemesi lazım. Bunu yiyebilmesi için de sağlıklı bir çeneye ve dişe ihtiyacı olacak. Artık günümüzde eskisi gibi eski tip böyle takıp çıkarmalı protezleri çok fazla yapmıyoruz. Bu bilinç çok arttı. Ama özel olarak evde yaptığı kişisel olarak ağız bakımı kesinlikle yeterli değildir. Lütfen diyorum senede en az 2 defa diş hekimine gidip bir kontrol yapılması gerçekten çok önemli. Çünkü küçük böyle ufak lezyonları küçükken tedavi etmek Çok önemli. Çünkü mesela dişinizde bir sızlama var, gitmiyorsunuz, ne oluyor? Bu çürüyor, bu sefer çene kemiğine gidiyor. Ama buradaki lezyon en küçük bazda çok küçük bir müdahaleyle kurtarılabilirken siz bunu ihmal ettiğinizde çene kemiğinize gidiyor, çürüme başlıyor. Hastalıkların tamamında öyledir. Yani hastalığı eğer ben hissetmeye başladığım zaman zaten iş işten geçmiş oluyor. Yani hastalığı benim hissetmemem lazım. Şu şekilde düşünmemek lazım. Yani mesela eliniz morarıyor, kızarıyor, şişiyor ve bu sizi görüyorsunuz. Hani buna korkarsınız, hemen bir doktora gidersiniz, burada ne vardır diye. Ama hani hepimiz dişimizi fırçaladığımızda, hani bir tükürdüğümüzde ya da bir şey ısırdığımızda diş etinden bir kanama geldiğini görürsünüz ve bunun üzerinde durmazsınız. Evet, ağız epiteli diğer vücudumuza göre daha özel bir epitelden yapılmış. Kendini yenileyebilen bir çok diş etine. Çok hızlı iyileşiyor değil mi? Sahip, çok hızlı iyileşiyor ve bizi koruyor. Ama biz o kadar ihmal ediyoruz
ediyoruz ki, o kadar inat ediyoruz ki yani gitmemekte. Bazen biz de şaşırıyoruz yani. Ama hani... Kıvanç, bunu ben dahiliyede de görüyorum. Yani hasta olmadan doktora gitmiyoruz. Yılda bir defa mutlaka dahiliye muayenesi, yılda bir defa çocuklarınızı doktora götürmeniz ve yılda en az bir defa diş kontrollerini yaptırmamız gerekiyor. Çünkü bu vücut bize bu dünyada bir kez veriliyor. Düşünün, arabanızı belki yılda iki defa bakıma götürüyorsunuz ama ne bileyim, evde çalıştırdığınız bir elektrik süpürgesinin bile kirli tarafını boşaltıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ne oldu ne bitti diye. İşte vücudumuza da bu özeni göstermemiz gerekiyor. Hiçbir şey kaybedilmez yani. Hani bir evet, uzmandan alınacak en ufak bir evet, öneri mutlaka hayatımızı, gidişatını değiştirecek çok önemli katkılar sağlar. Evet. Şimdi çocukluk çağı obezitesi dedik. Çocuklarımızı obeziteden koruyacağız. Gelişimlerine dikkat edeceğiz. Beden sağlığı kadar diş sağlığı da çok çok önemli. Ama evimizde yapacağımız bazı çocuklarımıza püf noktaları verelim. Bazı tarifler verelim. Mesela patates kızartması sevmeyen çocuk yoktur değil mi? Evet. Patatesi biz de seviyoruz. Patates güzel bir yiyecek gerçekten. Çocukların ihtiyaç duyduğu karbonhidratı vücuda birebir veriyor. Ben bugün size patates kızartması önereceğim. Ama bunu kızartmadan hep birlikte fırına süreceğiz. Ben biliyorum bu tarifi. Biliyorsun değil mi? O zaman bana yardım et. Benim iki oğlum var. Kıvancın da iki kızı var. Yaş grupları da birbirine çok yakın. Ve bizim biz evde patatesler böyle kızarıyor. Evet, aynen böyle kızarıyor. Şimdi biz patateslerimizi böyle alıyoruz. Yağlı fırın tepsisinde. Bakın, hiç içerisine yağ koymuyorum. Dilimlediğim patateslerimi biraz suda beklettim. Sonra sudan şu şekilde iyice sıkıyorum. Hatta siz bunu biraz da havluya koyup suların iyice gitmesini bekleyebilirsiniz. Ya da soyar soymaz hemen bu şekilde dilimleyip yağlı fırın kağıdımızın üzerine ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Çocuklarımıza hayır, yasak demiyoruz. Sadece birkaç püf noktasıyla tarifin şeklini değiştiriyoruz ama lezzetten inanın hiç ödün vermiyoruz. Şu gördüğünüz patateslerimizi bu şekilde doğradık. Ve hemen sularını sıktık. Tabii ki şimdi ne yapacağız? İşin lezzetlendirme kısmına geçeceğiz. Biraz baharat ekleyeceğiz bunlara. Çocuklar baharatı sever. Biliyorsunuz cipsleri falan çok seviyor. Neden? Baharatları çok olduğu için. Biz biraz kekik atıyoruz mesela şöyle. Biraz karabiber. Kimyon çok yakışıyor. Kimyon çok yakışıyor. Hemen atalım kimyonumuzu. Bu arada Kıvanç çok güzel yemek yapar. Bizim çocuklara bir dayı bulgar yapar. Bir görseniz, böyle evde kendi hamburger ekmeğimizi kendimiz yaparız. Köftelerimizi kendimiz yaparız. Kıvanç'ın özel sosları vardır. Hani gönül ister ki bugün hepinizi davet edelim. Hep birlikte dayı burger yiyelim ama bugün sadece onun patates tarafını sizlere tarifini evet, veriyoruz. Bir sonrakinde de inşallah dayı burger tarifimizi verelim diyelim. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar gördüğünüz gibi zeytinyağı ekliyorum. Biraz da tuz atıyorum. Tuzsuz da pek iyi olmaz. Tuz da çocukların gelişimi için çok önemli. Özellikle anneler evde tuz alırken iyotlu tuz almaya özen gösterin. Bugün Guatr'ın en büyük nedeni iyot eksikliği. Bakın, patatesimiz hazır. Gördünüz mü? Yeteri kadar yağ koyduk, sıfır yağ koymadık ve bunu bu şekilde fırına bir ittik, bir çıkardık. İşte size anne patatesi, sevgiyle yapılmış, sağlıkla yapılmış. Dayı patatesi, anne patatesi değil mi? Bizim evde patatesler böyle yapılıyor. Lütfen sizin evde de artık patatesler böyle yapılsın. Şimdi sizlere sevgili kardeşim Kıvanççığımla kendi evimizde de çocuklarımıza yedirdiğimiz bir çikolata tarifi vereceğiz. Çikolata hepimiz çok seviyoruz ama biliyoruz ki paketli ve uzun ömürlü olduğu için biraz sağlığa çok faydalı değil. Evdeki çikolatamız, çocuklarımızın çok seveceği çikolatamızı nasıl yapacağız? Bunun için önce malzeme listemizi sayayım size. Kestane, en organik yiyecek. Hiçbir üzerinde kalıntı yok, kimyasal yok. Çocuklarınıza güvenle yedirebilirsiniz. Ancak şunu da farkında olmak lazım. 4-5 tane şöyle bir kestane, küçük kestane yediğinizde yaklaşık bir dilim ekmek yemiş kadar olursunuz. Eğer 2 ya da 3 büyüklerden 3-4 tane yiyorsanız o zaman 2 dilim ekmek gibi sayabilirsiniz. Çok sağlıklı ama kalorisi de biraz yüksek, dikkat etmek lazım yine. Bunun için yaklaşık 10-12 tane kestanemizi haşlıyoruz. Blenderımızın içerisine koyuyoruz. Peki bu nasıl çikolata haline gelecek? Üzerine biraz bal ilave edeceğim. Şu şekilde. Bakın, en doğal malzemelerle yapıyoruz. Üzerine birazcık kakao ekleyeceğim.
Eğer çocuğunuzda kilo problemi yoksa içerisine şöyle 5-6 tane çiğ badem koyabilirsiniz. Ama kilo problemi varsa malzemeden biraz çalabilirsiniz. Bademleri başka bir öğünde acıktığında yedirebilirsiniz. Bunun için de yedirmenize gerek yok. Bu şekilde blenderdan geçiriyorum bunu. Şimdi çalıştıracağım. Evet, dayımız çok yetenekli gördüğünüz gibi. Karışımımız hazır burada, kestanemiz. Şimdi kapağını açtım. Evet, birazcık daha geçirebiliriz. Bir yardım evet. Alayım. Evet, oldu. Şimdi çıkarıyorum. Ben. Evet. Evet, çıkardık. Bakın içeriğimiz hazır. İçerisine isteğe göre birazcık vanilya da koyabilirsiniz. Bizim oğlanlar sevmiyor. Ben o yüzden koymuyorum. Hemen küçük bir çatal alayım şöyle. Pardon, kaşık alayım. Bu hazırladığım kestane çikolatalısının, bakın kestane, bal ve biraz kakao koydum. Ve bu şekilde bir karışım elde ediyorum. Sonra bunu elimle şöyle küçük küçük toplar haline getiriyorum. Ve bu toplar haline getirdiğim ballı kakaolu kestaneyi şu gördüğünüz Hindistan cevizine şöyle bir batırıyorum. Ve hemen aslan dayımıza bir yediriyoruz. Bakın bu çikolatayı yedirmekten çocuklarınıza korkmayın ama mümkün olduğu kadar paketli ve uzun ömürlü katkı maddeli çikolatalardan uzak tutmak lazım. Bazen yiyorlar, bizimkiler de yiyorlar. Onu engelleyemiyoruz ama evinize satın almazsanız iyi olur. Şöyle ben birkaç tane örnek olarak yapayım. Siz evde daha güzellerini yapacağınızdan eminim. Siz evde daha güzel süsleyebilirsiniz. Buzdolabında da biraz bekletebilirsiniz. Çocuğunuz çikolata istediğinde bir bardak günlük süt, üzerine birazcık tarçın atıp yanına da 2-3 tane bu çikolatalardan koyduğunuzda çocuğunuz için çok sağlıklı bir öğün yedirmiş olacaksınız ve onu da tatmin etmiş olacaksınız. Kesinlikle diş dostu bir çikolata. Yani kendi bayağı bir çiğnedim. Çok da lezzetli. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. İçinde yağ yok, un yok, şeker yok, katkı maddesi yok. Çocuğumuzu besleyecek yiyecekler var. Yiyecekleri ben ikiye ayırıyorum Kıvanç'cığım. Besleyenler ve beslemeyenler diye. Biz besleyen grubu olarak bunu alacağız. Bir de zehirleyenler grubu var. Gıda evet. Endüstrisi aman ha aman ona karşı dikkatli olacağız. Gözümüzün nuru çocuklarımız, ciğerparelerimiz için size bir ayran gazozu tarifi vereceğiz şimdi. Kıvanç'la biz de bunu kendi evimizde de yapıyoruz. Ev yapımı yoğurdumuz var. Maden suyumuz var ve blenderımız var. Biraz da baharatımız var. Şimdi çocuklarımıza maden suyu içirmeyi özen göstermek lazım. Doğal maden suyu böyle yer altından kat 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 çıkarken birçok minerali de beraberinde getiriyor. Hemen maden suyunun içerisine koyuyoruz. Maden suyu çocuklarımıza güvenle içirebiliriz ama doğal maden suyu olmasına özen göstereceğiz. Günde bir ya da iki şişe kadar bu şekilde yoğurtların, ayranların içerisine koyarak yapabilirsiniz. Ve ne yapıyoruz? Dayıcığım bir yardım et bize. Bakın ayran gazozumuz da hazır. İsterseniz üzerine birazcık da baharat ekleyerek renklendirebiliriz. Kimyonumuz, karabiberimiz. Karabiber güzel olmazsa kimyon ve nane güzel olur galiba. Evet, biraz kekik. Biraz da tatlı kırmızı biber renk verir. Çocuklar rengi sever. Bu şekilde yapıyoruz. Bardağımıza aktarıyoruz. Ve işte çocuklarımız için çok sağlıklı bir ayran oldu. Ev yoğurdu. İçerisine maden suyu, biraz da baharat koyduk. Gördüğünüz gibi. Evet. Dayımıza yine bir tattıralım. Biz. Bakalım ne düşünecek. Çok lezzetli. Çok başarılı. Çocuklarımızı özenle büyütürken beslenmelerine, yediklerine, içtiklerine, dişlerine hepsine dikkat edeceğiz. Ben bugün hayallerimin programını yaptım. Yanımda çok sevdiğim kardeşim, ailemizin doktoru Kıvanç'la birlikte en doğru bilgileri, en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İstemeyerek sizden ayrılıyoruz. Tekrar birlikte olmak üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz.